Beğendin mi Aydın? Hı hı. Ben birinci şoför olacağım zaten. Bak hele. Her yerlere gidip gezeceğim. Bir kendin mi gideceğim? Bizi götürmeyeceğim mi? Götürürüm. İyi iyi. Çok çok ye de bir an evvel büyü, tamam mı? Tamam. Ben tombofilini kapıda süreceğim. Hadi sür bakalım. Niye zahmet ettin oyuncak için? Ay ne olacak kız? Rahmi Usta yapıyormuş bunları. Veletler tek mi sırada, tutanın elinde kalıyor. Ben de Aydın sevinir dedim. İyi yaptın. Sevindim. Sağ ol. Aferin kız. Esahtan da kapatmışsın Kemal defterini. Biliyor musun, ben daha bugün anladım. Nereden çıktı şimdi? Oturacakları evi sen almadın mı? Ha, o mesele. Yok aslında. Muzaffer aldı. Onun vasiyeti. Gene de herkes senin gibi olamaz. Ne bileyim, insan içerler hani. Sonuçta öylesine bir ev değil ki. Onca mazisi var. Az mı hayalini kurdunuz? Gidip gidip dolanırdınız ya etrafında. Her gün perdelerin nasıl yapacağını anlatırdın. Hangi ev bu? Kemal'le baktığınız ev. Ay yoksa bilmiyor muydun? Ay vallahi ben biliyorsun diye. Boş boğazlık ettim. Ay boş ver canım. Nerede otururlarsa otursunlar. Sonuçta bitmiş gitmiş bir mesele değil mi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Aklın sıra benden intikam mı alacaksın? Neden bahsediyorsun? Halide ile aşk yuvanızdan bahsediyorum. Başka ev mi yoktu oturacak? Herhalde Halide bulmuş. Haberim yoktu, tesadüf demeyeceksin. Hayır. Demeyeceğim. Ben gösterdim ona evi. Sen gösterdin ha? Evet. O da beğendi. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl o evde Halide ile oturursun? Hani o ev bizimdi? Beraber hayalini kurmadık mı? Bana söz vermiştin. Vermiştim. Ama sözünden dönen ben değilim. Verdiğin sözden sen vazgeçtin. Bu evde yaşamak yerine çiftliği sen seçtin. Şimdi bana bunun hesabını sorma. Vazgeçtiğin hayal iki kişilikti. O hayali tek başıma nasıl devam ettirebilirim? Perdeleri ben dikeceğim. Kemal. Seni ustabaşı yaparlar değil mi? Bilmem. Yaparlar belki. Diyelim ki yaptılar. O zaman bayramlarda herkes bize gelir değil mi? Gelir. Katipler, ustabaşılar, kapıcılar gelir değil mi? Hepsi gelir. Avratları? Avratları da. Bana Güllü Hanım efendi derler. Güllü Hanım, eşinize sorar mısınız lütfen? Ben önce peki demem. Senin işten gelmeni beklerim, sana sorarım. Ben kızarım İlkin. Niye? Çünkü ustabaşıları öyle yapar. Bana da mı kızarsın? Sana ama yalancıktan. Kızma.
Baba hiç kızma Kemal. Ben abimle babamla çok çektim. Bu evin hanımefendisi olmak istiyorum. Hiçbir şeyimiz eksik olmamalı bu evde. Radyomuz, aynalı dolabımız, karyolamız. Herkes imrenmeli bana. Kıskanmalı beni. Arkamdan atıp tutmalılar. Ama yüzüme karşı Güllü Hanım demeliler. Servis için şuraya masalar koyarız. Tamam mı? Misafirleri de şöyle karşılıklı oturturuz. Peki Serap Hanım. Servis de şu yolda yaparız. Tamam. Peki Serap Hanım. Çok isabetli bir karar verdiniz Serap Hanım. Demokrat Parti memleketimizi tez zamanda kalkındıracak. Hadi vırıklar, hadi çalışın. Üç tane ara verin. Üç tane daha onları yapıştırın. Hadi. Niye kararından döndün Güldü? Bütün işçiler sana güveniyordu. Neden çalışma saatini 12'ye çıkardın? Mecburdum. Mecbur muydun? Zekai bütün hesapları önüme koydu. Eğer fabrika 8 saat çalışmaya devam etseydi çok büyük zarar edecekti. Belki de kapanacaktı. Herkes işsiz kalacaktı. Böylesi daha mı iyiydi Pakize? İşsiz kalmayalım ama köle gibi çalışalım ha? Halimizi biliyorsun Güllü. Sen de işçiydin. Evet. Ama artık işçi değilim Pakize. Artık bu fabrikanın patronuyum. Artık olaylara başka bir pencereden bakıyorum. Pencereni değiştirdin öyle mi? Biliyorum sen bana kızıyorsun. Ama ne olur anlamaya çalış. Ben artık eski Güllü değilim. Olamam da. Yönetmem gereken koca bir çiftlik fabrika var. Sen benim arkadaşımsın. İstersen 8 saat çalışabilirsin. Hem sana fazla mesai için para da öderiz. He? Olmaz Güllü. Arkadaşlarımdan ayrıcalıklı olamam. Onlar çalışırken ben evde rahat rahat uyuyamam. Aç bakalım ağzını. İstemiyorum. Hadi ama mızmızlanma. Hani kurt gibi acıktıydın? Bundan istemiyorum. Etli aştan istiyorum. Etli aş daha pişmemiş. Sen bunu ye hele, onu da yersin. Hadi. Yok. Boşuna hazırlanıyor. Göreceğim. Gene inat edecek, gene yemeyecek. Kim yemeyecek? Aydın'dan başka yemek yemeyen de mi var? Yok canım, yok. Bu tepsiyi kime hazırlıyorsunuz? Bunu mu? Bunu ben kendimden Siyare bacıya hazırladım ya. Öyle değil mi Siyare bacı? İkimize. Hava güzel ya. Dışarıda yemek yiyeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.